Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, biliyorsunuz Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. MHP ve Devlet Bahçeli bununla ilgili bir açıklama hala yapmıyor. Şimdi ben kendi görüşümü söyleyeyim. Sinan Ateş gerçekten bu vatanın, tanıdığım biri olarak söyleyeyim yani, ben Sinan Ateş'i tanıyan biri olarak söyleyeyim. Gerçekten bu millete, Ülke Ocakları'nda gençlere çok çok faydası olan bir adam ve buradan kalkıp Umre'ye gidip burada bir dünya iş adamının hayrını yapan bir adam. Tanıdığım bir adam olarak söyleyeyim ben bunu. Ha, bunun katilleri bulunmadı. Neden? Çünkü bunun katillerini devlet örtbas ediyor. Bulunmasını istemiyor. Ülkü başkanı ve gençlik yani kol başkanı bu adam, ya katil nasıl çıkmaz? Bugün en ufak bir hırsız bir yerden bir şey çaldığı zaman hani sorumlularından her şeyine kadar tutuyorlar. Ama yani Ülkü Ocakları Başkanı gibi bir adamın katilinin hala daha, hani benim sadece şaştığım konu şu: Devlet Bahçeli neden bir açıklama yapmıyor? Neden bir açıklama yapmıyor? Ve bu adamın kalemini kıranlar da, ben kendi düşüncem açısından söylüyorum, bunlar. Meclisin içerisinde, ya arkadaş şimdi şöyle, bir insan öldürülür. Hani çıkarsın bir açıklama yaparsın. Sen neden, senin devletin adamı bu? Yani bilinmeyen bir adam değil. Sonuçta hani Devlet Bahçeli en ufak bir şey olduğu zaman o kadar böyle olayları abartabilen bir adam ki. Yani pireyi deve yapan ama Sinan Ateş gibi birinin katilinin için hiçbir şey yapmıyorlar. Mesela Devlet Bahçeli pireyi deve yapan bir adam dediniz ya. Evet. Cumhur İttifakı'na katılmadan önce biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'na, başbakanlığı döneminde 17-25 Erdoğan diyordu. Tekeden süt çıkmaz, Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyordu. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bunlar diyorlardı kanalizasyon borularını kendilerine bağladılar. Ve bunu söyleyen Devlet Bahçeli. Şimdi en ufak bir şey söyleyeyim. Ya Sedat Peker gibi bir adam, bu ülkede herkesin tanıdığı bir adam. Sedat Peker gibi bir adam. Arkadaş adam o kadar ciddi şeyler ortaya atıyor ki, hiçbir tane savcı, bir tane işte hani bu nasıl diyeyim, biri çıkıp da ya bunu bir araştırın demiyor. İki gün, üç gün önce bir resim çıktı. Binali Yıldırım'ın oğlu, Erzurum'da Binali Yıldırım'ın oğlu. Vali ve emniyet müdürü. Vali, emniyet müdürü, işte jandarma komutanı. Jandarma komutanı, işte AK Parti il başkanı. Arkadaş sen hangi sıfatla karşılarındasın ya? Sen hangi sıfatla karşılarındasın yani? Tespih almışsın eline, ağababaları gibi oturmuşsun karşısına. Senin sıfatın ne? Sen eski başbakanın oğlusun. Senin sıfatın ne yani? O adamlar senin karşında el pençe oturabilecek durumda. Sen nasıl bir sıfattasın? Ve senin hakkında o kadar korkunç iddialar ortaya atıldı ki. Neden bir tanesini çıkıp açıklamıyorsun ya? Arkadaş bugün biri bana dese ki sen böyle böyle yolsuzluk yapmışsın, illaki beni savunacak biri olur ama sen eski başbakanın oğlusun. Neden senin hakkında kimse bir açıklama yapmıyor? Neden ya? Arkadaş çok ciddi iddialar var yani. Kendi kendime düşünüyorum, abi adam oturmuş elinde tespih, oranın ağababası o. Emniyet müdürü karşısında, vali karşısında, işte albay karşısında. Ya ben de askerlik yaptım, ben bırak albayı, kendi komutanımı gördüğüm zaman kaçacak yer aradım yani. Ya bırakın komutanınızı kardeş, sen babanın karşısında bile belki öyle oturamazsın. Ama şimdi devlet erkanı senin karşında, sen oturmuşsun böyle yayla yayım. Abi hünkâr bile öyle oturmuyor ya. Hani bırakın Sinan Ateş cinayetini. Bu ülkede üstü kapatılan birçok farklı şeyler var. Yani benim sadece, ben bir görüşçü olarak, hani bir vatandaş olarak, tamam arkadaş görevini yerine getirdin ama çok uzun bir zaman zarfı içerisinde artık halk bıktı. Ben açık söyleyeyim, ben bıktım. İki tane şey aldım. Bunu alabilen var, alamayan var. Bir tane sucuk, işte biraz et. Arkadaş 350 liraya. 350 liraya. Bir de bunlar az yani. Şimdi bazen görüyorum böyle röportajlarda, dayı atlıyor oradan telefonunu çıkar diyor. Bu ülkede bizim genç kardeşlerimizin en son model telefon kullanamamaları bizim ülkemizin ayıbıdır. Bana göre ayıbıdır. Kardeş bir sorum daha olsun. Bugün grup toplantısında Devlet Bahçeli'ye gazeteci bir meslektaşımız, evet, Sinan Ateş sorusunu sorunca hadi oradan git işine ifadelerini kullandı. Neden? Çünkü cevap verebilecek durumda değil. Emri veren kendisi. Emri veren kendisi. Hangi hırsız ben çaldım der? Hangi hırsız ben çaldım diyor ki? Dayısı da biliyorsunuz geçen gün verdiği röportajda katili dışarıda aramayın, mecliste ifadeleri. Bakın Recep Tayyip Erdoğan geçen geldi Bursa'da miting yaptı. Bursa'da miting yaptı. Orada Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili pankartları kontrol ettiler. Eğer öyle bir pankart varsa elinde pankart olanını içeri almadılar. İçeri almadılar ya. Ya arkadaş neden savunamıyor yani kimse, neden? Hani çık de ki kardeşim bunu öldüren bu sebepten dolayı öldürmüş. Senin ülkücü başkanın, ya senin bak meslektaşın, ülküdaşım diyorsun ya, ülküdaşım. Neden bir açıklama yapmıyorsun? Neden? Çünkü suçlusun biliyorsun. Suçlusun. Var yani, neden? Şimdi de ki bunu bu öldürmüş, bundan dolayı öldürmüş. Yok.
Ve cuma namazı çıkışında yapılan bir suikast. Yani bu kadar bir kansızlık olamaz. Bir insanı cuma namazı çıkışında öldüremezsin ya. Ne kadar senin düşmanın da olsa. Bir de bir sorum daha olsun. Buyurun. Kardeş. Bugün ortaya çıktı. Ordu milletvekili biliyorum. Bir televizyon kanalına Başkan AK Parti'nin Başkan Erdoğan'ın ayakkabılarını yalamamız lazım dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben kendi bakış açımdan söyleyeyim. Bursa'da benim kendi iş yerimin olduğu yerde o kadar uzun zaman ya arkadaş biz belediyeye her şeyimiz resmi olduğu halde izin alamadık. Ama Araplar istediği şeyi yapabiliyorlar. Şimdi şöyle illaki AK Parti tarafından bir yerden bir tanıdığın olması lazım. Adam bunu söylerken bunu dile getirmek istemiş aslında. Eğer siz ondan değilseniz bunu yapamıyorsunuz. Siz onun görüşünde değilseniz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani ülkemiz gerçekten çok kötü yerlere gidiyor. Ya ben Sinan Ateş'i tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Bakın gene tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Bu adamın geçmişine yönelik bakılıyor herhangi bir hatası var mı diye. Yok arkadaş ya. Yok yani. Tamam olabilir. Herkesin suçu olabilir. Ama devlet erkanlığında bu adamın yaptığı herhangi bir yolsuzluk, pudra şekeri çekmemiş, işte oradan buradan rüşvet almamış. Bana ne söyleyeyim, her şey ortada yani. Bu ülkede onca değerli insan katledildi ki hangisinin katilini bulduk, adaletin karşısına çıkardık. Bu ülkenin ayıbıdır. O kadar söyleyeceğim. Yani, o kadar. Bugün mesela Devlet Bahçeli'ye grup toplantısında gazeteciler, bir gazeteci Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorarken yanındaki milletvekilleri engel oldular. Hadi oradan git işine ifadelerini kullandı Devlet Bahçeli. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir suçluluk psikolojisi mi sizce? Kesinlikle öyle. Yani bu artık örtülecek bilmem şey edilecek bir şey de değil. Yani herkes ne olduğunu çok iyi biliyor maalesef. Malum biliyorsunuz, bilmiyorum bilginiz var mı? Sinan Ateş'in dayısı katilleri orada burada aramayın. Katiller mecliste ifadelerini kullandı. Doğru söyledi. Yani bir milletvekili bir suçluyla yan yana bulunuyorsa artık yani söyleyecek laf da yok yani. Son bir sorum olsun abi. AK Parti'nin Ordu milletvekili Şenel Yedi Yıldız, Erdoğan'ın yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ayakkabılarını yalamamız lazım ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Söyleyecek hiçbir söz yok. Bu kadar haysiyetsizlik, bu kadar böyle pasfeyelik olmaz yani. Bu Türk siyasetinin riyakarlaşmasını mı gösteriyor sizce? Ya zaten riyakarlık. Yani şayet bakın milletvekili, kimin milletvekili olacağına bir tek kişi karar veriyorsa bu bütün partiler için geçerli. Yani bütün partiler için geçerli. Şayet bir halk yani ön seçimle şeyler belirlenmiyorsa ayakkabının tabanını da yalar, bilmem neyini de yalar. Daha ötesi Erdoğan'a oy vermek bilmem işte tutulmamış orucunuz, kılınmamış şeyiniz, evet namazınız, gitmediğiniz şey diyorsa yani artık bu ülkede kendisini Müslüman olarak görenler lütfen bu şeyi bir değerlendirsin. Yani ben tamam bu seçimde Erdoğan'a oy vereceğim, artık kılmadığım namazda, oruçta, haçta cennetin anahtarını alacağım. Bunun da araştırılması gerekiyor tabii ki. Mecliste böyle bu tür olaylar zaten her şeyin üstü örtbas edilmeye çalışılıyor. Ne olursa olsun, yolsuzluklar olsun, böyle ölümler olsun. Yani zehirlendi, işte arabada ölü bulundu falan, bir sürü şey yaşadık zaten. Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili de böyle şeyler oldu, helikopter düştü falan. Ama hiçbir şekilde hiçbir şey araştırılmıyor. Şu anda devletimizde yasama, yürütme, yargı hiçbir şey görevini yapmıyor. Yapamıyor daha doğrusu, böyle söyleyeyim. Ben böyle şeylere çok üzülüyorum. Gencecik bir çocuk, genç bir kardeşimiz vuruldu ve ben de eski ülkücüyüm bu arada. Daha önceden MHP'ye oy veriyordum. Ama şu anda MHP'ye kesinlikle oy vermeyeceğimi söylüyorum. Şu an benim gözümde AK Parti hükümet neyse MHP'de o. Ve Devlet Bahçeli Sinan Ateş'in hakkında hiçbir başsağlığı bile dilemedi. Hiçbir şey yapmadı. Yani şaşırıyorum böyle şeylere. Ülkücü olduğunu söylüyorsun. İsmet Ataman'ın rahmetli Sinan Ateş basın danışmanıydı. Evet. 10 yıla yakın danışmanlık yaptı. İsmet Ataman bile kendisine başsağlığı mesajı yayınlamadı. Evet. Yani ne söyleyebilirim ki abi?
burada herkes koltuk derdinde. Yani kimsenin hiçbir şey umrunda değil. Ölümler, gencecik çocuklar ölüyor, insanlar ölüyor. Her gün şehitler veriyoruz. Ama kimsenin umrunda değil. Artık bir dur dememiz lazım diyorum ben. Abi aslında söylenecek çok şey var ama yani yalaka çok olduktan sonra ayakkabısının altını yalatacak insan da bulunur. Çok zor bir şey değil. Bunlar sadece hükümetin yalakaları diyorum ben. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Bir de son sorum olsun. Önümüzde bir seçim var. Mayıs'ta yapılacak veya artık ne zamansa. Evet, tam evet. Da bir şey karar verilmedi. Net bir tarih belli olmadı. Senin kararın var mı? Abi öncelikle tam tabii ki çok fazla konu hakkında bilgim olmadan söylüyorum yine de. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde aday olamayacağı gibi bir konu dönüyor gündemde. Yani anayasal... Anayasamıza göre iki dönemden fazla cumhurbaşkanlığı yapamaz, aday olamaz gibi bir ibare var. Erken seçimle falan bunu yapmaya çalışılıyor gibi bir şeyler var. Tam olarak bilgim yok ama eğer aday olursa benim gönlüm Mansur Yavaş'tan yana. Mansur Yavaş halkın her kesiminde şu anda oy toplayabilecek, oy alabilecek bir insan. Düzgün, ahlaklı bir insan olduğunu düşünüyorum, takip ediyorum. Ve aday olması gerektiğini düşünüyorum. Kendisi de söyledi, dedi ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındayım. Aday olmayacağını belirterek böyle bir şey söyledi. Çok üzülüyorum aday olmayacağı için. Çünkü halk onu istiyor, halk onu çağırıyor. Zafer Partisi onu çağırıyor, göreve davet ediyor. Ama kesinlikle hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Mansur Yavaş'ın gelmesini istiyorum. Ama eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu altılı masadan, bu durumda ben Muharrem İnce'ye oy vereceğim. Aday olursa? Aday olursa Muharrem İnce'ye vereceğim, evet. Aday Muharrem İnce aday olmayıp iki aday olursa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kimi? Kılıçdaroğlu. Şu anda çok fark etmiyor. Hani gençler falan da söylüyorlar ya çöp poşeti gelsin ona oy veririm gibi. Gerçekten öyle bir durum söz konusu. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili hala failler bulunmadı. Devlet Bahçeli ve MHP kanadından da bu konuda ciddi bir adım yok. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bilgimiz olmadığı şeyde konuşmak doğru olmaz. Ama hani konunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kim kime zarar verdi, vermedi. Allah rahmet eylesin Sinan Bey'i. Yani tanıdığımız bir insan. Ama konuyu bilmiyoruz. Sebebi nedir? Mesela yani, geçen gün dayısı vermiş olduğu röportajda Sinan Ateş'in katillerini orada burada aramayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifadesi kullandı. Ya o gayet normal. Daha fazlası bile var. Ama orada Bahçeli ile ikisinin arasında bir açıklık vardı. Onun için ilgilenmiyor demek ki. Yani işte MHP bu konuda neden sessiz kalıyor? İşte aralarında bir problem oldu. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gibi. Ondan sonra adamın adını anmamaya çalıştılar. Peki Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nda olmamış olsaydı yine böyle tavır sergiler miydi? Ama o günün şartlarını bilemeyiz ki. Yani ne yapar adam, konu ne olur, kimin menfaatine, kim kime dokunmuştur? Bir sorun daha olsun abi. Dün Ordu Milletvekili AK Parti'nin Şenel Yedi Yıldız, Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'ın ayakkabılarını yalamamız lazım diye bir ifade kullandı. Şimdi bu batıl şeyleri biz gerçek zannediyoruz. Ayak yalanacak bir kişi vardıysa peygamberimizdir. Yani anamızdır, babamızdır. Şimdi bir şahsın ayağını yalamak bu devirde, bu zamanda yani mantıklı olan bir şey değil. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun abi? Türk siyasetindeki riyakarlaşmaktan mı kaynaklı? Şimdi öyle salaklar varken bu olaylar olur. Yani ben çalıştığım bir yerde bile patronumun ayağını yalamıyorum ki. Ama anamın babamın olursa yalarım. O hoş bir şey değil yani. Onu söylemek bile hoş değil. Önümüzde bir seçim var malum, biliyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkenin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Ya ülkenin gidişatında şu anda iyi bir şey görebilir misin? Yani biz 1500 lira asgari ücret alırken bundan fazlaydı alım gücümüz. Ama şimdi mesela ben daha fazla alıyorum da 8500 lira bir ailenin nesine yetecek? Geçen de bize 2000 lira gaz parası gelmiş. Markete gittiğin zaman bilemiyorum, ben tır şoförüyüm, hani uluslararası çalışıyorum. Hani oranın mesela İtalya'da peçete buradan daha ucuz. Düşün, bir et desen daha ucuz. Sinan Ateş, Ülke evet. Ocakları eski genel başkanı. Evet, biliyorsun Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Evet,
Bununla ilgili ne Devlet Bahçeli ne de MHP'den bir açıklama yok. Doğrudur. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Yani zaten soruşturma başlatıldığında onları zanlıyı daha doğrusu sokan iki polis memuru görüldü. Yani geçen zaten mevzular programında siz de biliyorsunuzdur belki. O mevzularda Barış Atay çıkmıştı. O da kendisi bunu dile getirmişti. Devlet Bahçeli'nin bir onunlar hakkında rahmet okumaması gerçekten belki bir şüphe uyandırıyor yani kendi cenaplarında. Yani çok bir bilgim olmasa da araştırmasam etmesem de ama yani bunları çok gündeme de getirilmedi zaten iktidar tarafından. Dayısı da geçen gün vermiş olduğu röportajda Sinan Ateş'in katilini orada burada aramayın. Katil mecliste ifadelerini kullandı. Yani bir bilgim olmadığından dolayı pek bir şey diyemem. Fakat evet böyle bir kaba üstü baktığımızda maalesef dediği doğru olabilir. Çıkar yani diyelim. Bir sorun daha olsun kardeş. AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız Cumhurbaşkanı'nın ayakkabılarını yalamamız lazım ifadelerini kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Kendi aynen. Ben öyle, kendi, yani böyle bir edepsizliği ancak kişi kendinden bilir. Kendi yalamasıyla başlar. Yani aynen biz asla öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Doğru. Ülke Ocakları'nın eski genel başkanı. Biliyorum. Onu Ankara'da bundan yaklaşık bir ay önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Evet. Bununla ilgili Devlet Bahçeli'nin ve MHP kanadından taziye mesajı bile yayınlanmadı. Neler söyleyeceksin? Yani bunun için abi ben de Ülkü Ocakları'ndanım. Yani ben de MHP'ciyim yani öyle söyleyeyim. Yani Sinan Ateş'i de benim tanıdığım abilerim çok yakın arkadaşlarıydı. Onların da üzüntüleri var. Hatta bazıları hatta bilirsiniz siz de bıyıklarını keserek protesto ettiler yani bir nevi. Ben de aynı şekilde üzüntü duyuyorum. Çünkü adam Gençlik Kolları Başkanı. Ülkü Ocakları'nın başkanı yani. Yani bu da yakışmadı yani bir Devlet Bahçeli'ye ben öyle söyleyeyim. Ve Sinan Ateş'in dayısı geçen gün verdiği röportajda Sinan Ateş'in katillerinin şurada burada aramayın katiller mecliste ifadelerini kullandı. Yani araştırılması lazım diyeceğim de pek araştırılmayacak gibi geliyor bana. Yani bulunmaz ben öyle söyleyeyim. Neden? Bulunmaz abi yani söylemeye de gerek yok zaten bulunmayacağın nedenini. Herkes bilir. Ve Devlet Bahçeli'nin bu yaklaşımını nasıl buluyorsun? Yanlış abi yani sonuçta seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşırken bunu yapmanız yani birçok halkı kendinizden itiyorsunuz yani bir nevi. Bu olayın ardından 100 binin üzerinde MHP'li E-Devlet üzerinden MHP üyeliğinden istifa etmiş. Evet. Yani oy vermeyecekleri yönde. Doğru. Senin bu yönde bir kararın var. Abi ben de aynı şekilde yaptım. Ben de üyeliğimden istifa ettim. Üyeydim ben de. Üyeliğimden istifa ettim. Hatta sendikam da MHP'ye bağlıydı. Ben de aynı şekilde sendikamdan da E-Devlet üzerinden de üyeliğimden çekildim yani. Peki, üyelikten istifa ettiğini ifade ediyorsun. Önümüzde bir seçim var. Kime oy vereceksin? Ya şu anda bir oy vereceğimiz kişi bulamıyorum ben şahsen söyleyeyim. Ama ileride yani şu anda bana sıcak gelen kişi Cem Uzan. Cem Uzan'ı düşünüyorum yani ben. Son bir sorum olsun. Belki bundan da haberin vardır. Ordu Milletvekili AK Parti'nin Erdoğan'ın ayakkabılarını yalamamız lazım diye bir ifade kullandı. Haberim yoktu ama bu çok komikmiş ya. Yani ayaklarını niye yalayalım abi? Yani burada ayakkabılarını. Ayaklarını yalayalım ya direkt abi. Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın. Öyle daha iyi olur gibi geliyor bana. Bugün Devlet Bahçeli grup toplantısında gazetecilerin Sinan Ateş sorusunu hadi oradan git işine ifadelerini kullandı. Yanlış bir üslup. Yani açıkçası karışmayın size ne gibi ifadeler kullanıyorlar yani. Bir sorum daha olsun kardeş. Malum AK Parti'nin Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız Erdoğan'ın ayakkabılarını yalamamız lazım ifadelerini kullandı. Ne alakası var abi ya? Onları seçen millet yani onlar gelip milletin ayaklarını yalasınlar. Niye millet onların ayaklarını yalayacaklar ki? Öyle saçmalık olur mu? Onlar orada duruyorsa milletin sayesinde abi. Onları sonuçta millet seçiyor yani. Onlar bir araya gelmek için milleti kullanıyorlar. Onlar millete kul köle olacak abi. Millet onlara değil ki. Sence doğru bir üslup mu? Yanlış. Nasıl böyle bir kelime kullanabiliyor ki zaten? Onu anlamıyorum.
neye göre yani, neye dayanarak? Yani böyle bir saçmalık olur mu? Önümüzde bir seçim var kardeş. Evet. Onu nasıl değerlendirir? Vallahi inşallah hayırlısı olur. Ama yani insanların artık bir şeyleri görüp ona göre davranması lazım. Bence. Yani? Yani artık yeter demeleri lazım yani. Çünkü görüyoruz hayat pahalılığını, şuyu, buyu. Sence yani, nasıl bir tablo çıkar orada? Vallahi şu an kestiremiyorum abi. İşte muhalefetin adayı belli değil. Bilmiyorum başka adaylar çıkacak mı? Yani en doğru kişiyi bulup onu koymaları lazım ki milletin yani herkesin böyle hayır diyemeyeceği bir kişi olması lazım. AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabılarını yalamamız lazım dedi. Akşam çıktı haberlerde. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya kendini şey yapıyor ya. Ne bileyim, yalakalık mı dersin? Ne dersin yani artık? Yazık ya. Bu kabul edilebilir mi şey? Hayır. Bir Ordu Milletvekilliği adına yani yazık ya. Türk siyaseti adına da yazık değil mi aslında? Aynen öyle, aynen. Yazık. Sinan Ateş olayından haberiniz vardır. Tabii. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı. Devlet Bahçeli ve MHP kanadı bu cinayetle ilgili bir mesaj dahi yayınlamadı. Başsağlığı mesajı. Evet. Aynı zamanda yani bununla ilgili konuşmuyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Gündeme getirmemek istiyorlar. Herkes unutmasını istiyorlar. Sence unutulacak mı bu cinayet? Yani neler unutulmadı ki? İki gün sonra unutulur. Ben mesela unuttum şahsen. Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında gazetecinin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorduğu soruya hadi oradan git işine ifadeleri kullandı. Ve cevap vermedi. Diyorum ya, gündem olmasın için. Mesela orada 2 dakika konuşsa belki 2 ay daha konuşulacaktı. Sinan Ateş'in aynı zamanda dayısı geçen gün verdiği röportajda katillerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu açıkça ifade etti. Yani MHP'lilerin söyleyemediğini Sinan Ateş'in dayısı açıkça ifade etti. Ve bununla ilgili yani olayın bir de başka bir yönü var. Bu olayın üzerinden yani 2-3 gün geçti. Savcılar bununla ilgili bir soruşturma açmıyor. Bu vatandaşı gel bakalım kardeşim sen ne diyorsun bile demiyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? İşte o dayısı o dedi ya mecliste katili falan. 2 gün sonra özür diledi, ben yanlış anlaşıldım falan. Tehdit etmişler adamı. 2 gün sonra işte millet, savcılar da korkuyor zaten. Savcının %90'ı şeyden yani teşkilattan. Olmayanları zaten attılar FETÖ'cü diye. Kesin FETÖ'cü olmasa bile attılar yani. Kulüp bulup zaten bu FETÖ olayı bir gün sonra hepsini attılar. Nasıl anlaşıldı bir gün sonra FETÖ'cü oldukları? Zaten listeler hazırmış yani. Bu Ordu milletvekili var AK Parti'nin. Şenel Yedi Yıldız. Evet. Erdoğan'ın biz Cumhurbaşkanımızın ayakkabılarını yalamamız lazım ifadelerini kullandı. Aklı, bunun aklı Tayyip Erdoğan olmasa o milletvekilerin hiçbiri olur olmaz. Onun sayesinde oradalar. Tayyip olmasa zaten AK Parti parti olmaz. %0'a bile düşer. Şu an zaten aklı başında olan adam AK Parti'ye niye oy versin ki? Kıymanın kilosu 250 milyon. Verilir mi yani şimdi? Akıl var, mantık var. Bu yüzden yani çıkarı olan mesela gurbetçiler çok verir. Çünkü avro 21 lira. Gelen 2 tane ev alıyor gidiyor. Gelen alıyor gidiyor. Gelen alıyor gidiyor. Türkiye'dekinden ne alıyor kardeşim? Babayı alıyor. 3'ün 1'i. 3'ün 1'i turizm. İşte AK Parti'yi savunan Türkler de, Türkiye'de yaşayanlar da indirimli doğalgaz kullanıyor. Elektrik kullanıyor. Veya makarna falan alıyor işte. O yani. Kömür oluyor. Baya hiçbir şey yap. Mesela hiçbir çıkar olmadan kimse AK Parti'ye oy vermez yani. Çünkü ekonomik şartlar çok zor yani. Aklı başında olan adam. Zaten benim tahminim %20 yok AK Parti şu an. Telefon mu var içeride? Yani %20 deyince benim aklıma malum işte önümüzde bir seçim söz konusu. Nasıl değerlendiriyorsun? Ne görüyorsun siyasi tabloyu? Nasıl bir tablo çıkar yani sandıktan? Diyorum ya, %70'e 30'uz yani biz. Muhalefet %70, karşı taraf 30. Sen diyorsun ki 30'a karşı acaba yenilir miyiz diye korku var. Millet niye korkuyor, ben bunu hala anlamadım. Diyorlar ki yok şeyi vermezlermiş. Sen söyle şunu. Ne deniyor ona? Mazbatayı vermezlermiş falan filan. Öyle bir dünya yok yani, burası şey değil. Muz Cumhuriyeti değil. Sen kendisi de belki seçime girmez. Ya ben zirvede bırakacağım falan. Kendi çapında. Bırakır gider Rusya'ya falan, orada yaşar yani. Para bol.